Kısa bir aradan sonra Türkiye Nereye Özel'in ikinci bölümündeyiz. Burada Türkiye'yi konuşuyoruz ve Türkiye'nin siyaseten gerçeklerini konuşuyoruz. Sayın Büyükelçim, demin bir şey söyledik, yani bir şey konuşuyorduk. Siz dediniz ki bölge öylesine gergin, öylesine ülkeler tarafından belli ölçülerde belli coğrafyalar hapsedilmiş durumda ki Türkiye'nin bu var olan alan içine kısıtlı ya da sınırlı bir asker hareket dışında girmesi doğru değil dediniz. Peki benim sorum şu. İç politikaya endeksli bir dış politika öngören popülist bir iktidar varsa eğer ve bu iktidar da bu seçimleri etkilemek için Türkiye'nin bir operasyon yapmak zorunda olduğunu hissediyorsa, siyasi emellerine uygun olarak ve Münbiç'ten sonra Fırat'ın doğusuna da girer ve bir Amerikan askeri yaralanır ya da bir Amerikan bölüğü zarar görür ya da bir yabancı asker ya da bir Rus askeri benzer şekilde başına bir iş gelirse Türkiye'nin dış politikasına bu nasıl yansır? Türkiye bir bedel öder mi? Eğer bedel ödememesi gerekiyorsa ne yapması lazım? Soru tabii çok önemli bir soru. Cevabını vermek de o kadar kolay değil ama şunu söyleyebiliriz. Bir defa böyle bir operasyona olumlu bakan hiçbir çevre yok. Amerika böyle bir şey istemiyor. Yani o IŞİD'le mücadeleyi istiyor ama YPG'ye karşı, Türkiye'nin düşündüğü biçimde bir operasyona karşı. İran mütereddit, Rusya buna pek gönlü yatmadığı şeklinde açıklamaları var. Fransa buna karşı olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin böyle bir operasyona girmemesi yolunda Türkiye'ye yönelik telkin, tavsiye ve şeyleri var, önerileri var. O bakımdan yani böyle bir operasyona girişildiği takdirde bunun hiç kimsenin başına, bir Rus, Amerikan askerinin başına bir şey gelmese bile hoş karşılanmayacağı gerçeğini Türkiye'nin ve Türkiye'yi yönetenlerin görmesi lazım. Bu bir. İkincisi, bir Amerikan askeri veya bir Rus askeri dedi. Şimdi iki örneğini verelim. Önce Rus. Bir Rus uçağı düştü. Türkiye-Rusya ilişkileri ta nerelerden nerelere düştü ve toparlamak bayağı bir zaman aldı. Amerika bakımından örnek Rahip Brunson. Başımıza açmadığı dert kalmadı adamın. Bir tek kişinin. Şimdi Rahip Brunson'la sahada bir çatışmada ölen bir Amerikan askerinin sonuçları aynı mı olur? Hayır, belki aynı olmayabilir ama Amerika bu kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD dışında, IŞİD'le mücadele dışında bir operasyona kalkışmaması yolunda bir sürü açıklaması varken, en son işte Bolton ve Pompeo'nun ağzından da bunları işittik. Böyle bir hadise olursa bunun tabii çok ciddi sıkıntılara yol açacağını bilmemiz lazım. Tabii şeyi de hatırlayalım, yani özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda açıklamaları var. Yani biz Amerikan askerlerine zarar vermek, onlarla karşı karşıya gelmek şeklinde bir niyetimiz, arzumuz yok dedi. Ama tetiği çektikten sonra, yani operasyona giriştikten sonra sahadaki gelişmeler büyük ölçüde kontrolünüz altında olabilir. Ama sağda solda sızıntılar ve kontrolünüzün altında olmayan, beklenmedik, öngörülmedik olaylar her an olabilir. Bugünkü uluslararası ilişkiler ortamında da bir kişi bile bir büyük sonuçlara yol açabilen bir sıkıntıya yol açabiliyor. O nedenle sorunuz haklı. Böyle bir şey olduğu takdirde çok ilişkilerde sıkıntılara yol açar diye düşünmemiz lazım. Siz Washington'da büyükelçilik yaptınız. Amerikan halkını tanıyorsunuz, Amerikan siyasetini tanıyorsunuz. Kongre'yi
biliyorsunuz, Senato'yu, Temsilciler Meclisi'ni biliyorsunuz, Beyaz Saray'ı biliyorsunuz. Etrafındaki o danışmanların nasıl tavır aldığını ve başkanı ne kadar etkilediğini ve nasıl yönlendirebildiğini biliyorsunuz. Pentagon'u biliyorsunuz, CIA'yı biliyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Peki Amerika'nın lokal anlamda bu tür bir hataya, bu tür bir yanlışa vereceği en şiddetli cevap ne olur? Şimdi yani Trump yönetiminin başka alanlarda, başka konulara karşı gösterdiği tepkileri dikkate aldığınızda, değerlendirdiğinizde, ister NATO, ister Avrupa Birliği, ister Latin Amerika ülkeleriyle ilişkiler, Küba, Venezuela, Çin'le ilişkiler, Rusya ile ilişkiler, bunlara baktığınızda çok keskin tepkiler verebilen, sonradan bunu toparlamaya çalışan bir Trump yönetimi var. Türkiye bakımından tabii unutmayalım, neticede Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri müttefik. Ben stratejik ortak olmadığını, bu ilişkinin stratejik ortaklık olmadığını çok söyledim. Bugün de tekrarlayayım özet olarak. Ama iki NATO müttefikinden bahsediyoruz. Daha önemlisi birbirlerine ihtiyacı olan iki önemli ülkeden bahsediyoruz. Türkiye bölgesindeki Kafkaslar, İran, Orta Doğu, Balkanlar, Doğu Akdeniz, çok ciddi problemler var. Bütün bu bölgeler bakımından, Rusya ile ilişkileri nedeniyle, Amerika bakımından çok önemli, kilit bir ülke. O bakımdan Amerika'nın Türkiye'ye silkinip atacağını veya Türkiye'nin Amerika'dan topyekun vazgeçeceği bir tablo, bir gelişme, bir senaryo ben göremem. Görmüyorum daha doğrusu. Ama ne yapabilir Amerika? Bu yani bahsettiğimiz gelişmelerden, Suriye'deki gelişmelerden bağımsız olarak da gelişebilecek bir durum. O da İran. İran yaptırımları. Bu Türkiye'ye ve bazı ülkelere Amerika'nın tanıdığı İran yaptırımları bağlamında tanıdığı bağışıklık işte birkaç ay sonra sona erecek. İlk vuracağı yerlerden biri o olacaktır. Yani Türkiye'ye daha önce tanıdığı bağışıklık istisnayı sona erdirecektir. Bunu yapması da her şeye rağmen zor. Çünkü Bolton'un Ankara ziyaretinde konuşmak isteyip de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesi nedeniyle görüşemediği çok önemli konulardan biri İran'dı. Pompeo'nun şu anda halen devam eden Arap ülkelerine ziyareti, bütün bölgede Arap ülkelerini İsrail'le birlikte İran'a karşı bir cephe oluşturmaya çalışıyorlar. Bu halkanın, bu cephenin en belki kilit unsurlarından biri Türkiye. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri aslında Türkiye'yi İran konusunda yanında görmek isteyecektir. O nedenle Türkiye'ye karşı her halükarda temkinli davranmayı seçecektir. Yani bu şeylere biz tabii karşılıklı olarak siyasi kültürümüzün de icabı Amerika'da bir yetkili böyle ağır bir laf ettiği zaman hemen tepki veriyoruz. Haklı, tepki verelim. Ama Amerikalıların ettikleri gereksiz, anlamsız, yakışıksız ifadelere ilişkin bir politika yürüttüğünüz zaman zararlı çıkarsınız. Onların cevabını verir ama yine siz ulusal çıkarların doğrultusunda ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmanız lazım. Bu da demek oluyor ki Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri birbirine ihtiyacı olan, birbirlerinden vazgeçmesi en azından kolay olmayan iki müttefik ama müttefik olmasa bile Türkiye bölgesel bir güç, Amerika bir küresel bir güç. Bunların birbirlerine ihtiyacı her zaman var. Yani daha böyle net söyleyeyim. Türkiye'yi Amerika bakımından bölgede ikame edebilecek bir ülke yok.
ister İran bakımından, ister İsrail, Amerika'nın İsrail'i koruma güdüsü bakımından Türkiye vazgeçilemeyecek ülkelerden bir tanesi. Ha sonunda böyle bir şey olabilir mi? Olabilir, yani olabilir. Ama yani çok zayıf bir olasılık olarak görüyorum. Bu nedenle son cümlem bu konuda aradaki bütün sıkıntılara rağmen ki onu görüyoruz. Türkiye ile Amerika'nın diyaloğunu sürmesi lazım. Şimdi hükümet özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresi Trump'la Trump'ın çevresindekiler arasında bir ayrım yapıyorlar. Trump iyi, gerisi kötü şeklinde. Bu da pek doğru olmamakla birlikte Trump'la diyaloğu muhavereyi sürdürme bakımından bu yerinde. Buna şimdi tabii kamuoyumuzda bu söylediklerime tepki duyanlar olacaktır. Efendim işte Amerika şey yapalım, atalım, konuşmayalım, keselim. Bunu yapabilirsin ama bunun bir faydası yok. Bunun en kötü örneğini Suriye'de görüyoruz. Bugün Suriye, Şam yönetimiyle herkes konuşuyor. En fazla konuşması gereken ülke Türkiye konuşmuyor. Bunun ne faydası var Türkiye'ye? Bu baştan beri yanlıştı. O yanlış katmerlenerek şimdi Türkiye'nin aleyhine işliyor. Burada bir soru soracağım. Samimiyetle yanıtlamanızı istiyorum. Çünkü samimi bir soru soracağım. Ben bölgenin insanıyım. Ben Hatay'da doğdum, Antakya'da doğdum. Ben büyüdüm. De Adanalıyım. Evet. Şimdi neden bir ülkeyi yöneten bir lider ulusal çıkarları gerektirdiği halde, ülkenin çıkarları bunu emrettiği halde, ulusal sınırları ve bütünlüğü bununla çok ilgili olduğu halde bir başka devlet başkanıyla bir araya gelmez, anlaşmaz ya da uzlaşmaz? Esad'a duyulan bu kinin özel bir nedeni var mı? Yani onu tabii ben bile değil, ben cevaplandıramam özel bir nedeni. Ama şunun olduğunu biliyoruz. 2011 yılından itibaren, yani Suriye'deki sıkıntıların başladığı tarihten itibaren, bu Türkiye'deki mevcut iktidarın Suriye'ye bakış açısı mezhepsel bir eksende oluşmuştur. Yani Esad'ın temsil ettiği Sünni olmayan bir yönetim Türkiye'nin o dönemdeki Müslüman kardeşlerle, sadece Suriye bakımından değil, bütün Arap dünyasında Müslüman kardeşlerle yakın bağlarına ters düşmüştür Esad'ın durumu. Bunu ben daha önce de anekdot olarak şey yaptım. Yani biz 2011 yılında bir Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak gittiğimizde bütün Suriye'yi gezmiş ve Esad'la da görüşmüştük. 2 saat bir görüşmemiz olmuştu. Orada yani kırılma noktasının, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin kırılma noktasının Ankara'nın Müslüman kardeşlere bir Şam hükümeti yönetimi içinde bir rol biçmesinden kaynaklandığını bize Esad söylemişti. Bu Esad'ın tabii öyküsü. Ama bu önemli bir nokta. Yani orada bir eksiklik vardı, onu doldurdunuz şimdi. Evet. Çünkü sorun ne diye sorulduğu zaman AKP'ye, yani AKP ulusal çıkarlara uygun davranmadığını, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına zarar verdiğini savunuyordu Esad'ın ama aslında Esad'dan Müslüman kardeşlerin hükümette yer alması için bir öneri götürmüş Sayın Erdoğan ve bu öneri reddedildiği için Türkiye bugünkü hallere mi sürüklendi yani? Kırılma noktası orada başlıyor. Orada başlıyor. Çok ama acı şimdi bir şey bu. Yani bu şunu düşünün. 2011'den bahsediyoruz. Değil mi? Şey ne zaman iktidara geldi? Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'de. 2002'den 2011'e kadar
Bu ilişki gayet düzgün gidiyordu. Esat kardeşim diyordu. Evet, yani Türkiye'nin ulusal çıkarlarına ters düşen o zaman değil. Mezhep yok muydu peki? Efendim? O zaman mezhep yok muydu? Türk dış politikasının mezhepleşmesi de biraz vakit aldı. Yani AKP iktidarının ilk 4-5 yılı hem Avrupa Birliği hem bölge ülkeleri bakımından sıkıntı yaratmayan bir dış politika izliyorlardı. Fakat içeride rahatladıkça ve kendilerine özgüven geldikçe bu sefer yani daha içlerinde sakladıkları bu mezhepçi ve Müslüman kardeşler. İhvan-ı Müslüman ki o çok önemli. Bunlarla bunlar üzerinden bir politika geliştirme içgüdüsü ilk sıralarda böyle meyve verir gibi oldu. Özellikle işte Mısır'da yapılan seçimler vesaire. Fakat Esad bu yaklaşımı reddedince Esad Esad oluverdi. Ve bunun arkasında yani Türkiye-Suriye ilişkileri bakımından siyasi, ekonomik, efendim stratejik, bize yönelik bir tehdit falan Suriye'den o tarihte böyle bir tehdit yoktu. Onun için yani özel bir neden, özel bir neden de olamaz. Yani bu kadar iç içe şey yaptılar. Esad eşiyle Türkiye'ye geldi, birlikte tatil yapıldı, yatlara binildi, evet, fotoğraflar verildi, Esad kardeşim dedi, birbirlerine sarıldılar. Yani peki şunu anlamaya çalışıyorum Sayın Büyükelçim, siz yıllarca Dışişleri Bakanlığı'nda ve dış politikada emek vermiş bir insansınız. Bir ülkenin dış politikası ya da dış politikadaki ulusal çıkarları bir insanın, bir tek kişinin psikolojik durumuna, mezhep anlayışına, din anlayışına ya da ben oradaki şu adamları seviyorum, şu adamlar gelsin, bu gitsin noktasına nasıl gelir, nasıl o ülkeyi yöneten insanlar ulusal çıkarların önüne kendi kişisel beklentilerini mezhep olsun, anlayış olsun nasıl koyar? Şimdi bu soruyu bunu yapanlara sorduğunuz zaman hayır ben öyle yapmıyorum. Ulusal çıkarları gözeten bir politika yaklaşım izliyorum. Benim hayat anlayışım, politika anlayışım budur yanıtını alırsınız ama sorunuz tabii yerinde. Çünkü en başta dedik hani Türkiye'nin fotoğrafını çekerken bugün Türkiye hakikaten özellikle dış ilişkilerinde çok sıkıntılı sınamalarla karşı karşıya. Bugün iyi ilişki içinde olduğumuz pek bir Arap ülkesi yok. Bir tek Katar'la bir ilişki var ama Katar'da Arap dünyası içinde çok önemli bir konuma sahip olan bir ülke değil. Küçük bir ülke, yani evet. Ekonomisi kısıtlı ve Arap dünyasına hakim değil. Değil. Bazı ülkelerde büyükelçimiz bile. Nerelerde yok şimdi büyükelçimiz bildiğiniz? Şimdi benim bildiğim şey de yani Mısır'da yok. Bir. Evet. Şimdi beni tam şeye yerleştirdim. Şam'da var mı? Şam'da yok. İki. Tel Aviv'de var mı? Tel Aviv'de de yok. Yok. Tabii. Üç. Kahire'de var mı? Kahire'de yok. En önemlisi o. Dört. Saymaya devam ediyoruz. Libya'da var mı? Orada tam emin değilim. Herhalde olabilir. Yani ben bu cevabı verirken biraz mahcubiyet duyuyorum. Bilmem lazım. Yok estağfurullah. Ama yani aklımdan... Yani hayır siz belirttiğiniz için ben de bir sayayım dedim. Evet, iyi ettiniz. Yani bir... Şimdi bu tablo hoş bir tablo değil. Değil. Yani... Ama sorun sadece Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleriyle de değil. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz sorunlu. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz. Gündemde o kadar çok konu var ki hiçbiri çözüme yönünde bir ilerleme kaydedilemiyor. Sadece Avrupa Birliği ile değil, çeşitli Avrupa ülkeleriyle ikili planda sorunlarımız var. Bir zamanlar yani Türkiye itibarlı, sözü dinlenen, sözü geçen, rasyonel, ne yapacağı, ne yapmayacağı belli olan, ne yapacağı da aşağı yukarı iyi tahmin edilen bir ülke konumundan, şimdi hangi konuda ne yapacağı belli olmayan, yüksek perdeden konuşmayı tercih eden, biraz böyle bir dediğinin tam tersini rahatlıkla söyleyebilen ve yapabilen bir ülke konumunda. Bu bir kayıptır Türkiye için.
Peki bir şey soracağım burada. Biraz iş politikaya gelelim. Yani en az 5 ülkede büyükelçiliği olmayan, Avrupa Birliği'ni sona erdirmiş, Avrupa Birliği ile kavgalı, Almanya ile kavgalı, Fransa ile kavgalı, Hollanda ile kavgalı, İngiltere ile arası çok iyi olmayan, İtalya ile artık hiç hemen hemen görüşmeyen, Yunanistan'da her an savaşa girecek gibi duran, Rusya ile bir iyi bir kötüyü yaşayan, Amerika'yı Suriye'de neredeyse bir rakip, bir hedef olarak alıp, neredeyse Amerika ile Türk askerini karşı karşıya getirmeye çalışan, yani o noktaya Türkiye'yi sürükleyen bir siyasi partinin genel başkanından neden dünya lideri derler? Onu seçmeni niye onu dünya lideri olarak görür? Yani bizim göremediğimiz ne? Şimdi şöyle bir önce bir genel tablo oluşturalım. Ondan sonra bu tablonun içine sorunuzun cevabını yerleştirmeye çalışalım. Dünyada bir popülist dalga var. Yani popülist bir dalga egemen ülke politikalarına. Bunu Avrupa'da da gördük, Hollanda'da gördük. Almanya'da liderler seviyesinde değil ama siyasi partiler seviyesinde gördük. Latin Amerika'da, Brezilya'da gördük. Uzak Doğu'da, Filipinler'de gördük. Yani bir popülist söylemlerin egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İkincisi, yani bir liderin illa doğruları yaparak bir dünya lideri haline gelmesi gerekmiyor artık. Yani çok böyle tartışmalı şeyler yaptığınız zaman bile... Yanlış yaparak da dünya lideri olunuyor yani. Yanlış yaparak da... Biraz dünya... akla aykırı ama... Evet, maalesef işte onun için dedim bu popülist söylemler içinde. Çünkü bu yanlışlar toplumun işte farklı düşünen bir kesimine hitap etmiyor. Ama toplumun başka türlü düşünen başka bir kesimine bal gibi hitap ediyor. Trump, Meksika duvarı. Adam yani Amerikan hükümetini kapattı. İsrar ediyor. Ama sanmayın ki bütün Amerika halkı buna karşı, Trump'ın şeyine, duruşuna karşı. Hayır, değil. Trump'ın %35, %40, belki %40'ın üzerinde bir tabanı var destekleyen. Onlar Trump'ı bu konuda çok haklı buluyorlar. Yani anlatabildim mi bilmiyorum. Yani bugün bir haber var. Trump'ın olağanüstü hal ilan ederek Meksika duvarını yapabileceği, gerekirse ulusal acil durumu ilan edeceğim ve Meksika duvarı için gerekli olan bütçeyi elde edeceğim. Çünkü hükümeti kapattılar ya. Peki bunu yapabilirler mi? Yapamaz. Trump buna yaparım diyor, yapabilirim diyor. Bu opsiyon açık diyor. Orada iki şey var. Yani bir, ulusal aciliyet, national emergency. Ulusal acil durum. Ulusal acil durum ilan etme yetkisi şey olarak var. Ama bu yetkiyi kullandıktan sonra bu paranın Meksika duvarının yapılması için Kongre'den istediği, ki bütçe konusunda, bütün parasal tahsisatlar konusunda Kongre tam yetkilidir. Yani Başkan Trump'ın yönetimin 5 kuruşu yoktur şeyi yapmadığı takdirde. Kongre tahsis etmediği takdirde. Maaşı dışında tabii. Şimdi diyor ki, ilk başlarda ne diyordu? Bu duvarın parasını Meksika ödeyecek. O söylemi değiştirdi. Şimdi diyor ki, Meksika ile yaptığım ticaret anlaşmasından Amerika'ya gelecek gelirler bu duvarın finansmanında kullanılacak. Ama oradan gelecek gelirleri tahsis edecek makam yine Kongre. Kongre bu tahsisatı yapmadığı takdirde isterse ulusal acil durum ilan etsin, o parayı bulamaz Trump. O bakımdan orada da bir U-turn yakında yapacaktır mutlaka. Ama Amerika şu anda en uzun kapalı hükümet sürecini yaşıyor. Kapalı hükümet tabii sadece federal makamlar bakımından geçerli. Eyalet hükümetleri işlemeye devam ediyor. Federal hükümetin de bazı kesimleri maaş alamadığı için parklar, müzeler vesaire onlar kapalı. Yoksa yani devlet aygıtının önemli bir kısmı hala işlemeye
devam ediyor. Son bir cümle, yani Trump hep diyorum, çok tutarsız davranıyor birçok konuda, iç politika ve dış politika konularında. İki konuda ta seçimden önce kampanya sırasında söylediği şeyleri bugün aynen sürdürüyor iki konuda. Biri Meksika duvarı, diğeri İran. Peki şunu, yani şimdi Trump'ı dünya lideri olarak gören Amerikalıların sayısı çok fazladır Amerika'da. Evet. Zaten adam sonuç olarak dünya lideri ama hani bizdeki gibi biraz çakma oldu bizimki ama şu dikkatinizi çekiyor mu? Trump'la Erdoğan arasında aslında bir benzerlik var. Var. Şimdi siyasetten çıkış ve yükselişleri yoksul ve toplum içinde yer edinemeyen, statüsünü kendi tartışan ve yaşadığı yaşamdan dolayı başka sınıflara, başka gruplara sürekli kin besleyen bir tabanın üzerine oturuyor Trump. Türkiye'ye baktığınızda, AKP'nin çıkış orijinine baktığınızda üç şeyle çıktı biliyorsunuz. Yoksulluk, yasaklar diye başladı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın dayandığı toplum tabanı ve yükselişiyle Trump'ın biraz geç de olsa Obama'dan sonra dayandığı toplum tabanı ve yükselişi birbirine çok benziyor. İkisi de aciz, yoksul ve çaresiz kitlelerin böyle bir kurtarıcısı ve umudu gibi geldi. Amerika'da tabloyu Trump'ın bu tavrı değiştiriyor ama Trump da tabanın kendisine olan bağlılığına yanıt verebilmek için sisteme savaş açtı. Evet. Aynı şey Türkiye'de de geçerli. Tabanın beklentilerine, kendi tabanının beklentilerine yanıt vermek isteyen Erdoğan, sisteme ve rejime karşı bir savaş açtı ve bunu değiştirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Peki Trump'la Erdoğan'ın bu benzerliği niye bir kalıcı ve uzun süreli dostluğa dönüşmüyor da ikide bir de çatışmalara yol açıyor Türkiye ile Amerika arasında? Çünkü iki lider de gerektiği zaman özellikle Türkiye bakımından iç kamuoyuna mesajlar verme gereği ilişkiyi bir belirli bir çizgide tutmak ihtiyacından daha ağır basıyor. Bu Türkiye bakımından özellikle böyle. Türk kamuoyu işte asarım, keserim, yaparız, ederiz şeklinde söylenler kamuoyuna hakikaten daha fazla hitap ediyor. Trump'ın bu işte duvar konusunda, İran konusundaki tutumları da aynı şekilde kesin. Kendi tabanına şey yapıyor. Fakat bir başka benzerlik de yani Amerikan siyasetindeki kutuplaşma son 10-15 yılın ürünü, süreci olan kutuplaşma Trump'ta zirvesine ulaştı. En başta Türkiye'nin fotoğrafı derken yani toplumsal huzur bakımından Türkiye'de de çeşitli eksenlerde kutuplaşma var. Bunun hükümetin bunun önünü alması lazım. Ama bunu ne hükümet bu yönde bir politika geliştiriyor, ne de muhalefet bu yönde gereken katkıyı yapabiliyor. Yoksullara hitap etmek güzel bir şey, tamam. Hatta yani son 10-15 yılda bir yeni orta sınıf yaratıldı Türkiye'de. O da iyi bir şey. Anadolu'ya yayıldı. Sermayenin yayılması. Evet, evet. Fakat bu şeyin yani bir yoksullarla ilgilenmek iyi ama insanları yoksulluğa alıştırarak yoksul bırakmak o kötü. Türkiye'de biraz onu yaşıyoruz. Yani Türkiye'de askeri yaşam düzeyine alıştırılmış insanlarımız var. Bu insanlar, en başta da söylemeye çalıştım, daha iyisine, daha iyi kaliteli bir yaşama layık. Geçen gün bir televizyon, yabancı televizyonda şeyi izledim, Ekvator Başkanı, Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı Lenin Moreno diye. Adam çok enteresan şeyler söyledi. Yani sosyalizm dedi, ölmüştür dedi. Eski anlamda. Yeni bir sosyalizm var dedi. Onu da şöyle özetledi. Dedi ki bugünün dünyasında sağ elinle üreteceksin, sol elinle dağıtacaksın. Müthiş bir cümle.
Yani sahilinde üreteceksin demek. İşte liberal bilmem kapital, serbest teşebbüs. Serbest vesaire. Bunu üretim öyle yapacaksın ama o üretimden gelen geliri sol elinde. Adil ve sosyal adalete aynen, uygun bir biçimde. Aynen, aynen. Yani çok güzel özetleyen bir cümleydi. Şimdi yani Türkiye'de de onun yapılması lazım bir defa. Üretim sıkıntısı var. Gelir dağılımında müthiş dengesizlikler var. Başta ekonomi sorunlardan da bahsettik. Yani Türkiye'nin sorunları ciddi ama çözümsüz sorunlar değil. Onun için öyle veya böyle işte hükümete gereken uyarılar, telkinler yapılarak düzgün bir yola çekmek den başka en azından gelecek seçimlere kadar yolumuz yok diyorsunuz. Yok. Bir de yani popülist politika seçimlere yaklaşırken biraz daha tırmanıyor. Tırmanıyor. Yani hem ulusal politika anlamında hem uluslararası yani dış politika anlamında. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var Amerika'ya. Mesela Trump Türkiye'ye dese ki Erdoğan geri vites yapmayı öğrendi. Bizim tepkimiz ne olur tahmin edersiniz. Tanımıyoruz da etmiyoruz da onu ilgilendirir de biz onu mahvederiz de neyse. Çavuşoğlu şöyle demiş. Amerika geri vites yapmayı öğrendi. Şöyle diyor. Müttefikliğe sığmadığı gibi Amerika'nın yaptıklarını söylüyor. Rahmetli Demirel süper güçlerin geri vitesi olmaz derdi. Burada Amerika'nın geri vites yaptığını da görüyoruz. Burada karar Trump'ın ve Trump açıklamasını yaptı. Dün Pompeo da bunu açıkladı. Yani üslup yani böyle biraz şaşıyor gibi. Yani Amerika'yı bir yandan bölgeden çekmeye, YPG'yi hedef alıp müdahale etmeye çalışıyorsun. Bir yandan Amerika'yı kışkırtıyorsun, geri vites yapmayı öğrendin diye. Hem de Dışişleri Bakanı'nın ağzından. Bir Dışişleri Bakanı şu, hani bir gece ansızın gelebiliriz diyor Erdoğan. Yani böyle bir günlerde ve ortamda hakikaten Türkiye'nin belki ulusal çıkarları için bulunması gereken, müdahale etmesi gereken bir yerde müdahale etmek üzereyken niye böyle bir açıklama yapar? Vallahi enfes bir soru. Yani çok güzel, nefis bir soru. Ben de bilmiyorum. Ama şu kadarını siz de hissediyorsunuz, ben de hissediyorum. Böyle bir açıklama yapmaması lazım. Bir defa fazla ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Yani hangi vitesle gidiyordu da şimdi geri vites yaptı Trump. Onu anlamıyorum. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi o da belli değil. Ama siz Amerika'da bu kadar çok ciddi ortak sorunlarınız var iken devamlı böyle cepheden vurmak. Buna tabii Amerikalılar da buna gel mi veriyorlar? İşte Bolton ve Pompeo'nun yaptığı son açıklamalar. Onlar da yanlıştı. Cumhurbaşkanı doğru söyledi. Hata yaptı. Tamam. İbrahim Kalın da iki tane dosya verdi. Öyle olması lazım. Öyle yapılması lazım. Biri işte Türklerle Kürtlerin arasındaki ilişkiler Suriye, Irak ve Türkiye bakımından. Öbürü de PYD, YPG'nin insan hakları ihlallerine ilişkin bir dosya verdi. Tavır bu olmalı. Yoksa yani bu açıklamayı okuyan Amerikalı yetkililer ne düşünürler? İyi mi düşünürler? Yani ne kadar güzel bir açıklama yapmış. Hakikaten biz geri vites mi atıyoruz? Değerlendirmesi mi yapacaklar? Gülüp geçecekler. Evet, çok acı bir tablo. Evet. Sayın Doğulu çok teşekkür ediyorum. Bu akşam güzel bir sohbet oldu. Bize dış politika konusunda bir ufuk açtınız. Önemliydi söyledikleriniz. Umarım Türkiye popülist söylemlerden vazgeçip Türkiye'nin gerçekleriyle hareket eder. Ulusal ve uluslararası politika anlamında. Özellikle dış politikada hata yapma lüksü yok Türkiye'nin. Bölge çok kritik, çok gergin, çok uluslu bir bölge oldu. Emperyalizmin bir oba kurduğu, yuva kurduğu bir bölge oldu. Buradaki bir hata Türkiye'nin başını çok büyük belaya sürükleyebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Bu akşamlık bizden bu kadar. Konuğumuz Faruk Loğlu'ydu. Eski Dışişleri Bakanı personeli ve Büyükelçi. Amerika'da da Büyükelçilik yaptı. Kendisinden çok şey öğrendik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Birazdan Atahistan'da gece haberlerini izleyeceksiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Ama unutmayın, cumartesi günü Türkiye nereye var? İyi akşamlar, esen kalın, hoşça kalın.